Selamlar sevgili YouTube'daki kardeşlerim. Sargon Last Mod versiyon 0.7 üzerinden Hero savaşlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane video atabilmiştim şimdiye kadar Hero karşılaşmalarıyla ilgili online olarak. Burada Mete ve Onnigogo'yu yani Mete ve Gökhan'ı görüyoruz. Erebor, karşıdaki random neymiş bir bakalım. Erebor, Gondor, Hero savaşı göreceğiz sevgili gençler. Olabildiğince, elimden geldiğince ben de bu Hero savaşlarına katılabilirsem katılacağım. Tabii o kendi online maçlarım şeyinde oynatma listesi adı altında gelir. Buraya replay, yani benim katılmadıklarımı atacağım yine bu oynatma listesine. Şimdi Hero'ları kullanacakları için muhtemelen şu birimleri bir öldürtecekler yani. Bunları nasıl yapacaklar bilmiyorum. Öldürtecekler bunları. Baktığım zaman sadece tahmini düşüneceğim. Days Gone pazartesi yapabilirim kuvvet. Erebor Hero'ları bir tık daha güçlü. Dolayısıyla yani Gondor sıkıntı yaşayabilir. Gondor Onnigog arkadaşlar. Erebor Mete. Birimleri arkaya çektiler bir. Ne konuştular o arada bilmiyorum. Mete gelirse bir tık fikir alabiliriz belki onların ne yaptılar, ne konuştular falan diye. 3 tane maden yeri yaptı. Burayı aldı. Bu arada Gollum's Cave. Gollum'un mağarası. Haritasındayız arkadaşlar. Çok küçük bir harita. Yani tam böyle Hero Savaşı'na çok uygun haritamız. Güzel seçmişler. Elrohir'i reise bak be. Ruhat arkadaşımız Hesperus'a, Tarık kankama abonelik hediye ediyor arkadaşlar. Tarık'ın adına ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Ruhat'cığım. Elrohir'i birisi Facebook sayfasına yönlendirebilir mi? Yani ben kendisiyle Discord'da da konuşabilirim ama bir şey yapalım. Siz yönlendirebilirseniz yönlendirin. Mesajına cevap vererek yönlendirebilirseniz arkadaşlar. Çok iyi olur. Kendisi sanırım şey yapmış. Translate kullanmış. Discord'dan benle de konuşabilir yani hani bu durumda. Yayıncı sonuçta. Facebook'ta olmayabilir yani. Bir ara Ayberk'le de konuşacaktık onu. Ayberk de oynayacaktı modu da. Fırsat olmadı. Aslında ne zaman kurabilirsen yani yazabilirsin bana kanka. Facebook'ta böyle çok sıra oluyor. Bazen ben giriyorum bakıyorum da oradan şey yapmak zor oluyor yani. Haydi. Ruhat Reis bu sefer de Berat'a abonelik hediye etti. Bu arada bu abonelik hediyesi alan arkadaşlar aynı zamanda Ruhat sayesinde eğer ki 25 kişiye ulaşırsak Sargon Last Mod çekilişinde de yer alacaklar. Bunu da unutmasınlar. Ona göre Ruhat kardeşimize teşekkürlerinizi sunabilirsiniz efendim. Tarık ister mi yani? Tarık bilmiyorum. Tarık oynamıyor sanırım bu oyunu ama. Yine de çekiliş yapacağız sonuçta. Orada kim varsa çekeceğiz yani. Ooo. Reis burayı aldı. Burayı Gondor hala almadı. Bu biraz sıkıntı. Gondor'un harekete geçmesi lazım. Oğlum Gondor neyi bekliyorsun lan? Gondor para mı biriktiriyor? Ne yapıyor acaba? Aha Damrod'u bastı. Erebor ne yapmış? Erebor'un da sadece Bilbo'su var aslında. Gelip oraya bir para harcamış. Aslında seçebiliyorsun Ruhat.
Yani sen rastgele diye seçiyorsun. Aa, Faramir'i de basmış bu arada. Rastgele diye sanırım seçiyorsun. Ondan dolayı chatte aktif olan herhangi birine gidiyor. Ama direkt seçip de hediye etme şansın da var benim bildiğim kadarıyla. Nasıl oluyor onu bilmiyorum yani. Onu bir bak istersen. Ama yine iyi birilerine gitmiş yani. Tarık benim işten arkadaşım. Berat da zaten chatte aktif olan birisi yani abonelik mutlu etmiştir Berat'ı. İyi birilerine gitti yani. Ay, kili geldi. Kilinin yanına filliyi de basıyor şu an. Burada da 3 okçu oldu arkadaşlar. Damrot. Bu sefer de Muhammed'e hediye ediyor Ruhat aboneliği. Çok teşekkür ediyorum Ruhat kardeşim. Adam 3 tane abonelik hediye etti arkadaşlar yani. Başaklarına kurban. Muhammed de bu arada çok uzun zamandır takip ediyor. Aboneliklerden de bilgisi var. Olamıyor belli ki. İyi oldu onun için de. Muhammedciğim. Hayırlı olsun kardeşim benim. Bu arada göremedim. Elrohir'e yazan oldu mu arkadaşlar? Haydi, şimdi bir karşılaşma olacak. Lan Bilbo, ölme lan! Neyse görmedi galiba Bilbo'yu. Galiba görmedi. Okey. Ama şu an Gondor bir baskın gençler. Gondor ortaya kadar geldi. Şurayı da alacak şimdi. Gondor'da bir baskınlık söz konusu. Gandalf'ı mı bekliyor acaba? Direkt aslında en ucuzdan en pahalıya doğru gidebilirsin ya. Hero Wars sonuçta bu. Anlatabildim mi? Hani Bloin de gelmiş buradan. Abi eğer bütün hero'larını basmasına müsaade ederse Baran Reis er kuvvete kadeh kaldırıyor ve abonelik hediye ediyor. Teşekkür ediyoruz Barancım. Çok sağ ol. Biri de benden. Hadi bakayım. Kaç oldu lan? 18 oldu. Ruhat'ın yenilemesi çıkmamıştır muhtemelen. Ruhat'ın 3. ay aboneliğiyle birlikte 19 olmuş olabilir. Yenileyenler çıkmıyor çünkü. Yaklaşıyoruz yavaş yavaş çekiliş için. Güzel oldu bu. Bu ücretlerin Türkiye'ye özel yapılması gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar ya. Dün yapıldı sanırım bu. Dün ben de Discord'da da duyuru geçtim. Gayet uygun oldu yani. Bu leaderboard kısmında da çıkıyorsunuz bu arada, onu da söyleyeyim. Gift kısmında, hediyeler kısmında adınız çıkar. En çok hediye eden muhtemelen birinci olur o listede. Abonelik listesi gibi, hani meta abonelik listesinde birinci ya. Orada böyle tatlı bir yarış var yani aslında bakacak bakılacak olursa. Şunları en başta savaştırıp falan öldürseydiler keşke. Ama son çare savunma birliği bunlar aslında bakacak olursanız şu anda. Hani 10'ar tane, 10 cüce burada, 10 Gondor piyadesi burada. Savunma birlikleri yani. En son dakika hangisi yenilirse bence kullanacak. Hani o noktada artık pek bir işe yaramaz diye düşünüyorum. Boromir Reis burada.
Taraflar Gökhan ve Mete Perez. Düşüncenin yanlış olduğunu düşünüyorum, Yusuf. Ya kötü niyetle yazdığını düşünmüyorum da yanlış düşünce olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu bir şey. Hani ben de burada vakit harcıyorum falan şey değil ki. Boş yere gelen bir şey değil yani. Beret orada gelmiş. Bir tek Gandalf kaldı. Gandalf'ı aslında fulluyor burayı. Burada da bir tek Bard ve Thorin kalmış. Hero'ları fulluyorlar yavaş yavaş. Kim kime oy verdi bu arada? Chat'te ne geldi? Şimdi Cem olsaydı bir öngörü başlatırdık da. Öngörüyle anket falan yapardık. Chat'te çünkü yazıldığı zaman araya başka muhabbet giriyor falan unutuyorlar böyle bir yazmayı, iki yazmayı falan aradan unutuluyor o yani. Burada bir yerde Beregond da olması lazım ha, şuradaymış. Okey. Oyun uzarsa eğer Erebor kazanır. Aynı fikirdeyim. Zaten ondan dolayı dedim uzatmaması lazım. Gondor tarafının. Yani abi zaten şu an hani nasıl diyeyim? Ölmez abi bu. Zaten cüce bunlar. Ok'a karşı da güçlü bunlar. Nerede savaşması lazım biliyor musunuz? Şuraya Sentry Tower'ları falan yapıp burada mesela para evi değil de komple well falan olsa böyle kaçıra kaçıra yani şu çevrede savaşsa anca belki alabilir. Okçu kulelerinin desteğiyle falan. Okçu kulelerini de fokuslayacak böyle bir tanesine. Çok etki etmez ama isabet ettiği kadar artık. Ayberk reisimiz de Ruhat'tan abonelik hediyesi aldı. Teşekkür ediyorum Ruhat'cığım bu arada. Gondor avantajlı. 3 tane okçu hero'su var. Evet ama abi bunların üçünün toplamı ne bileyim. Bard'ın da armoru şimdi düşük ama mesela Kili'nin yüksek. Baktığın zaman. Thorin çok zor ölüyor. Dane çok zor ölüyor. Keza Dvolin aynı şekilde çok zor ölüyor. Çekiliş için bir ayrı bir yayın yaparız arkadaşlar bu arada. Baran'dan geldi bu sefer. RD Kanki'ye abonelik hediye etti. Kadeh kaldırdı. Şöyle ben de bir ayran şeyi kaldırayım böyle. Sağ olasın Barancığım. Hero'lar harekete geçti bu arada küçükten. Cantu'nun hesabına bu sefer bir abonelik geldi. Ruhat'tan. ...21 oldu toplam. Gökaycığım hoş geldin. Selamlar. Ruhat toplamda sanırım 5 ya da 6 tane abonelik hediye etti gençler. Ay Pipin öldüren. Lan oğlum acımadınız mı lan Pipin'e o oku atarken? Ay. Olmadı öyle. Bir dakika bir dakika. Yapma Gondor. Zaten şu an zayıfsın Gondor oraya karşı. Gandalf'a fokuslayacaklar. Ruhat'tan Halil'e abonelik geldi arkadaşlar. Kadehler kaldırılıyor. Kadehler indirilmiyor.
Baran'dan da Ferrerize abonelik geldi. Gandalf da bu sırada düşmek üzere. Evet, Gandalf ve Bart aynı anda öldüler. Bir ortalık bir karıştı bir. Çok dağınık okluyor şu anda. Faramir, Damrot falan çok dağınık okluyorlar. Böyle yapmamaları lazım. Fil öldü. Boromir gitti. Beregond gitti. Kaç artık, kaç Gökhan, kaç artık. Kaç git, Damrot da ölür orada. Damrot da gitti. Oğlum bu tarafta da aslında ölenler var ha ya, az değil ha. Bilbo, tabii ki Bilbo ölmüş yani her zamanki gibi. Bart ve Fil ölmüş. Şu an basması lazım aslında. Haa, Thorin'e takmış kafayı şu an. O Faramir ölür ama. Faramir öldü, Thorin de öldü. Hadi bir... Madril kaçsın lan. Bir rank bir daha. Bu rank atladı mı? Ha, 3 rank, tamam. İki tarafta hasar aldı gençler. Şimdi... Gondor'un uzayan oyunda mücadele edebilmesi için Erebor'la biraz hero'larının fazla rank atlaması lazım. Şimdi ne alemde bakalım. Beretor 1 rank, tam zaten Madril'e baktık. Madril 3 rank olmuş. 3 rank olması şu Golden Arrow'un açılması bakımından önemliydi bu arada. O güzel. Gandalf 1, Boromir 1, Beregond 1, Damrot 4, Faramir 4. Okçu hero'ların rank atlamış olması güzel. Bu tarafa bakacağım. Mete'ye bakalım. Groin 3 olmuş. Geri kalan 1. Kili 4. Balin 3. Bilbo 1. Bard 1. Fili 2. Thorin 2. Yani. Şu an çok şey değil. İki tarafta işte yani. Pazartesi günü yayın var. Days Gone oynayacağız gençler. Bu sefer 2 bölüm değil de şöyle 40-50 dakika arasında toplam 3 bölüm çekmeyi planlıyorum. İple çekiyorum yani. Yarın Valheim var. Valheim'i de gerçi iple çekiyorum. En son boss'u öldürdükten sonra yapmamız gerekenler vardı. Don't fall behind. Draw your weapons. Hurry. Balin'e bir fokusluyor. Balin şu medisini yapamasın diye mi acaba? Balin'i öldürmeye çalışıyor net bir şekilde bak. Balin'i aldı. Gandalf düşüyor. Lan oğlum. Allah aşkına Pippin'le Thorin savaşabilir mi ya? Duvalin düşüyor. Yani düşer mi bilmiyorum. Can verdi. Can verdi şu an. Ya her kuvvet var ya, o kadar merak ediyorum ki bu arada. Çok kritik bir yerde biz de yani bıraktık, böyle bir keşfetmeye başlayacağız yani. O noktada gerçekten keyifli bölümler bizi bekliyor. İzlenmesi ne olur? Twitch'te, YouTube'da tam bilmiyorum yani, genel itibariyle BFM izlendiği için. Bu videoyu izleyen BFM severlere tavsiye ediyorum. YouTube'daki sevgili kardeşlerim. Days Gone'a mutlaka bakın. Girin şey kısmından. Oynatma listesi kısmından ya da videolarım kısmından Days Gone'ın bölümlerini bulursanız. Böyle birinci bölümden başlayın. Film gibi abi. İzleyin. İki tarafta yine
hasarlar aldı. Ve geri çekiliyorlar yine. Yalnız o Boromir orada ölür yani. O Boromir'le niye takip ediyor lan öyle? Haydi cana bak. Oğlum bu arada tahmin ettiğim kadar bastırmadı Erebor tarafı. Onu da söyleyeyim. Yani bundan daha fazlasını bekliyordum ben. De böyle saldırmazsın yani Gökhan. Gökhan kaç Gökhan? Gökhan öldü Gökhan. Damrod öldü Gökhan. 5 ranklık Damrod öldü. 5 mi 4 mi neydi o? 5'miş. Bütün hero'ları geri basması lazım. Bence en iyi 1v1 hero'su kimde? Yani sadece 1v1 diyorsan, sadece 1v1 ise yani böyle ekstra kimse yoksa Gandalf ve Saruman gerçekten düşman hero'sunu geri püskürtme konusunda çok iyiler. Yani Gandalf'la bir, şimdi rankları yüksekse diye düşünüyorum. Gandalf'la Thorin savaşacak diyelim. Blast atarsın yere düşürürsün. Word of Power atarsın biraz daha uzağa uçurursun. Ondan sonra bir istari yaparsın yine yere düşürürsün. Elektrik yaparsın. Baktın işte yanına geldi vurmaya başladı falan. Blade Master'ını vesaire açtı. Bakayım yani. Blade Master'ını açtı falan. O sırada senin Blast'ının süresi yine dolar. Gandalf'sa eğer. Bir Blast daha atarsın yine yere düşürürsün falan. Hani yakın dövüşte sıkıntı Gandalf ölebilir ama sürekli olarak Thorin'i yere düşürür. Azar azar vurur sürekli yere düşürür. Etkiler yani bu durumda. Uzatır yani maçı. Yani yenilse bile belki de uzatır hatta alabilir yani. Emin değilim. Thorin ve Balin'in summonları geldiği zaman Gondor düşer. Bakalım. Burası 3, burası da 3. 5'te açılıyor. Bu da 5'te açılıyor. Gandalf'ın rank atlaması lazım abi. Ya başka bir şansı yok yani. Gandalf kaç. Kaçın lan. Kaç kaç kaç. Damrod eksik. 5 ranklık Damrod eksik lan bu arada. Ben olsam o yemi yutmazdım. Gandalf hiç rank atlayamadı ya. Burada hiç summon yok mu lan? Yok hakikaten ha. Summon falan yok bu tarafta. Oltaya düştü ya burada. Şu an Buster'sı alır bu arada. Kimse kalmadı burada neredeyse. İlk şurayı yıkmaya çalışacak sanırım. Oğlum chatte kimi görsem abonelik açık lan. Herkeste abonelik var. Gondor son power'a giderse gelen hero'lar var. Anorihir ve Forlong var. Evet ama bu taraf da son power'a giderse artı 9 tane mi 8 tane mi hero var burada da. O da az değil yani baktığın zaman. Son power'a giderse Erebor'a karşı hiç şansı kalmaz. Yani bu biz hero savaşlarıyla ilgili arkadaşlar birkaç bir şey konuşmuştuk hatırlarsanız. İşte hero'ların summon'ları olur demiştik. Mesela şunlar olmaz demiştik. Bunları basmaması lazım hiçbir tarafın falan demiştik. Böyle yine de açmış bunu Mete. Ama kullanmıyor gördüğünüz gibi. Bunun dışında ne bileyim yani rebuild kullanılabilir tabii ki de binalara. Heal kullanılabilir evet. Birkaç kural koymuştuk hatırlarsanız. Ben bunları konuştum da aslında şeylerle.
Mete ile Gökhan'la falan konuştum. Hani onlar düzenlerlerse eğer ki kalabalık böyle Hero Wars'lar falan yapılırsa diye. Onlar biliyor da benim aklımda tam kalmadı. O ilk videosunda çok tartışmıştık bunu hatırlarsanız. Okçu kulelerini niye yapmıyor lan? Aa, okçu kulelerini yıkma kararı almışlar. Neden öyle olmuş ki? Direkt Hero Wars olsun, okçu kulesi de olmasın demişler galiba. Boromir gitti. Duvalin öldü abi. Damrot da öldü. Şu an öyle bir anlatıyorum ki yani. Madril öldü. Evet. Evet, izliyoruz. Pippin gitti. Faramir gitti. Gandalf geldi. Blast atıyor. Haydi bakayım. Yok abi. Gondor düşer. Yeni abonelik alan arkadaşlarımıza tavsiyem. Discord sunucumuza geldikten sonra arkadaşlar, son Heroes da öldü bu tarafın. Discord sunucumuza geldikten sonra Discord hesabınızı Twitch ile entegre ederek Discord'dan rol ataması alabilirsiniz. Otomatik rol ataması manuel olarak vermiyoruz. Verilmiyor zaten, öyle bir seçenek yok. Otomatik olarak Twitch destekçisi rolü alabilirsiniz. Discord'da da hem üst düzey bir rol, aynı zamanda farklı odalara, sesli odalara girme şansınız da oluyor. Gökhan kankam hoş geldin. Biz de tam senin yenilmeni izliyorduk kardeşim yani şu an hani. Arkandan konuşuyorduk. Ne kadar da güzel savaştı diyorduk hani. Çok güzel savaştı. Onuruyla, gururla savaştı falan diyorduk yani. Kötü bir şey demedik hani. Aklında bir şey kalmasın da kardeşim yani. Entegre nasıl ediliyor? Şeyde sunucu duyuru ya da kurallar değildir ya. Duyuru kısmında falan var o. Oradan bir girin bakın abi. Sol alttan falan, telefondan da olur. Ayarlar ikonuna tıklıyorsunuz. Oradan yapıyorsunuz. Genel kısmında da baran atmış. Oradan bakın, yapın gençler. Discord'da da Twitch destekçisi rolü alan insanların sayısı da böylelikle artmış olur. Hoş görünüyor yani gerçekten o çok hoş görünüyor o sayı. Son zamanlarda güzel yani. Hani normalde mesela bizim 10-15 abonemiz vardı burada. Discord'a geldiği zaman böyle 2 tane 3 tane falan o rolü alan vardı. Son zamanlarda uyarıyoruz böyle. Diyoruz hani gelin, bakın, yapın falan. Sayısını arttırdık. Bilmeyenler oluyor yani, yapacak bir şey yok. Ulan Faramir sinsi sinsi geldi buradan. Aa, bütün hero'lar çıkmış buraya tekrar. Şu an Gökhan'a kaybetti diyemeyiz abi o zaman. Buradan da döner mi bilmiyorum da hero'ların ne rank atlayacağına bağlı yani, değişir. Bedrancım, çok teşekkür ediyorum kardeşim benim. 8. kez elf şarabını tazeliyor. Bildirim gelmemiş. Oluyor öyle bazen Bediran, yapacak bir şey yok. En azından Discord'a net düşüyor ama ben açtığım zaman Discord'a net düştüğünü görüyorum. Düşmezse bazen genele yazıyorum herkese etiketleyip. Adam bu arada Mete'nin ardından gidiyor yani. Mete 9. ay. Bediran tam ardında 8. ayla. 8 olan başka var mı bilmiyorum. Bir Bediran var galiba. Adam fena geliyor bu arada. Bak bak, şey, Radagast da katılmış aralarına. Ki Radagast direkt 10 rank olarak çıkıyor. Çok sıkıntı. Haydi. Ha, arkadaki destek birliği de şu an savaşa katıldı. Vatanlarını savunmak için.
Bedran'ın ayağını kaydırmak lazım. Kaydıramazsınız oğlum. Kaymaz. Bedran benim canım yahu. Yerim ben onu. Herkes öldü yani. Bilmeyenler varsa hemen söyleyeyim. Bedran benim realde de yeğenimdir arkadaşlar kendisi. Ama tabii ki o bir akrabalık bağı yani. Ben kardeşim de diyebilirim direkt. Erkek kardeşim olmadığına göre normalde. Amazon Prime kullandığım sürece ikincilikten düşmem. Ayda oğlum Gökhan'a bak. Kuşluk yapıyor bak, okçu kuleleri falan bir şeyler hani yapmayacaktınız lan, ne oldu lan? He? Göt mü korktu? Samınlar geldi buraya. Haydi bakalım, gozlar paylaşılsın yani. Oğlum bu neymiş ya? Abi her şeye rağmen güzel mücadele etti Gökhan. Kural dışı bunları yapmasına rağmen bile alamadı. Ya o konuştuğumuz şey oldu yani abi sonuçta. Erebor'a karşı 1v1'de Gondor hero'larının bir şansı yok yani. Baksana adam buraya summon bile yaptı yani. Bu summon'ı yapmamak lazım normalde. Onu bile yaptı yani. Son dakika artık yenileceğini anladığın zaman hani yapılabilir. Ben olsam ben de yapardım gıcıklığına. Buradan dönmez çünkü bu. Biraz uzatıp hani gıcık etmek için yapılabilir yani Ferris. Mete yıkılmadı hayret. Ulan buradan dönüyormuş maç, ben de göt oluyormuşum falan. Hayır yani bir de Gollum'un mağarası yani bu çıkış da yok yani, kaçsan kaçamazsın yani, anladın mı? Kimi okluyor bu? Ha, şeyi, mızraklıları okluyormuş. Hadi lan bir tane daha öldür lan. Öldüremedim. Bitti abi. Evet, Only Goku has been defeated arkadaşlar. Mete reisimiz şaşırttı bizleri ve Hero Wars'un ikinci videosunda zafer kazandı Gökhan'a karşı. Blade'in de dediği gibi kendi aralarında yaptıkları savaşta son zamanlarda, eskiden video kaldıysa bilmiyorum şu an, skorları 1-1. Gökhan bir kere kazandı, Mete bir kere kazandı. Bakalım devamını göreceğiz umarım bu savaşların. Gollum's Cave, burayı bir kaldıralım. YouTube'daki sevgili kardeşlerim, kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakın. Hoşça kalın.